Bismillahirrahmanirrahim. Kutu Ahat-ı 12. sefir 83. kısım 32. soru. Kaderlerin niteliği nasıldır? Cevap. Takdir edilen şeyler eşya için zati niteliklerdir. Halbuki onların hiçbir niteliği yoktur. Öyleyse bunlar kendileriyle nitelenen kimsenin başkasına ait bir nitelikte olmasını engelleyen sınırlardır. Bana göre burada sınırın tanımına bakmak gerekir. Hakim Tirmizi takdir edilenin niteliği derken bir şey ile diğeri arasındaki engellemeyi kastetmiş olabilir. Bunu öğrendikten sonra onu bizzat kendisi olan bir şeyle ifade etmen yönünden nitelik yapabilir ve şöyle diyebilirsin. Bu takdir edilen şeyin niteliğidir. Gerçeği öğrenmek istersen takdir edilenlerin herhangi bir niteliği yoktur. Çünkü bir şey kendi kendisinin niteliği olamaz. Nefsi nitelikler zata ilave bir durum değildir dersen haklısın deriz. Bu durumda şöyle denilir. Öyleyse bir şeyi kendisiyle niteledin biz de şöyle deriz. Bir şey bileşik değil ise ondaki nitelik sadece bir lafzın verilişidir. Bu ise anlamayı sağlayan bir şeyle duyan nezdinde başka bir sözü açıklayıcı bir ifadedir. Bir şey bileşik ise bu nitelik toplama aittir. Bir şeyin toplam olmak bakımından hükmü ile toplam olmayış bakımından hükmü birbirinden farklıdır. Öyleyse sen bu toplamın birilerini zikredersin. Bu toplam ise toplamın bireylerinden, her birisinden anlaşılandan, anlaşılandan farklı bir anlam taşır. Kendine özgü niteliklerle nitelenen söz konusu şeyin bu isimleri onun birleridir. Dikkat ediniz. Zat kendiliğiyle nitelenmez. Çünkü o kendisi bakımından bir zattır ve zatı gereği niteliği kabul etmez. Sonra mertebe bakımından Allah dediğinde bu isim yönünden ve bu ismin gerektirdiği hakikatlerle nitelenmeyi hak eder. Söz konusu hakikatlerin taayyünleri sonradan olanlardır ve bu hakikatleri isimler de ifade edilir. O halde başka bir sözle bir sözü açıklayıcı olmanın dışında hiçbir şey kendisiyle nitelenmez. Bu nedenle tanımları üç mertebe ayırdık. Zati, resim yani betim ve lafsi tanımlar. Öyleyse takdir edilen şeyler anlamındaki mekadir, miktarı kelimesinin, aktar ise kader kelimesinin çoğuludur. Dolayısıyla mekadiri aktarıyla ile Bazı mekadir kaderlerin etki mahalledir. Öyleyse zati durumların tanımları onların mekadirinin ta kendisidir. Vezin ölçü yani kadır demektir. Vezinler ise ölçme araçlarıdır ve eşya onlarla ölçülür. Bu durumda işler tanımlarıyla bilinebilir. Tanımı olmayanın tanımı ise şudur kuşkusuz bilinmiştir. 33. soru Peygamberlerden ve onların aşağısında bulunan kimselerden gizlenen kader bilgisinin nedeni nedir? Cevap Soruda bir düşme vardır ve soruyu şöyle düzeltebiliriz. Peygamberlerden ve onların aşağısındaki insanlardan kader bilgisi niçin gizlenmiştir? Soruyu soran en üstün insanın en üstün melekten üstünlüğünü kabul ediyorsa adeta şöyle demiştir. Allah'ın dışındaki herkesten gizlenmiş kader bilgisi. Meleklerin en üstünün, insanların en üstününden daha üstün olduğunu düşünüyorsa, onların aşağısında bulunan kimseler sözüyle peygamberlerden daha üstün olanlardan kader ilminin gizlendiği sonucu çıkmaz. Bu durumda ona göre peygamberlerden daha üstün kimseler kader meselesini bilebilir. Bu durumda gerçekte sorunun cevabı şöyle kalır. Acaba kader bilgisini bilen var mıdır yok mudur? Cevabınız hayırdır. Fakat kaderin yaratıklardaki hükmü ve sırrı bilinebilir. Bize de bu bildirilmiş ve biz de Allah'a hamdolsun onu öğrendik. Hakkın dış varlıklardaki masalları ki alem diye isimlendirilir, kaderin isimleridir. Bunlar hakkın varlığına kanıt olan şeylerdir. Hiçbir şeye kendisinden daha açık bir delil yoktur. Öyleyse hak başkasıyla bilinemez, sadece kendisiyle bilinebilir. Dış varlıklara varlığı nispeti hakkında şöyle demiştik. Varlığın onlara nispet edilmesi kaderin eseridir. Bu durumda kader etkisiyle bilinirken hak varlığıyla bilinir. Çünkü kader özel bilinmeyen bir nisbettir. Hak ise varlıktır. Bu durumda bilginin hakka ilişmesi geçerli olduğu gibi bilginin kadere ilişmesi geçerli değildir. Çünkü mazharın dışta zuhurunu bilmemiz hakkı bilmemizin ta kendisidir. Kader ise zat ile zuhuru bakımından hak arasında bulunan ve kesinlikle bilinmeyen bir mertebedir. Onun mazharlardaki hükmü ise cisimler aleminde zamanın hükmü gibidir. Bu nedenle muhakkiklerin büyük kısmı kaderi miktar anlamıyla akledilir ve vakitler için kullanmışlardır. Zamanın mevcut ve ma'dum yani yok olmaksızın var olanlarda bulunan akledilir bir bağ ve nispet olduğunu belirtmiştik. Vakit yani kader ise daha zor bilinebilecek ve tasavvur edilebilecek bir konumdadır. Dolayısıyla ona hiçbir şekilde ulaşılamaz. Allah'ın peygamberi Üzeyir kader hakkında çok soru sorulmuş ve en sonunda hak kendisine şöyle demiştir. Üzeyir kaderden soru sorarsan adını nebilik divanından silerim. Kaderi sormak eşyanın yaratılış illetlerini sormaya benzer. Hakkın fiillerinin kendinden başka zorlayıcı bir illetinin olması uygun değildir. Çünkü zatın varlığı ve mümkün aynın yani sabit hakikatin varlığın zuhurunu kabul etmesinin dışında bir şeyin yaratılışını zorlayacak illet ve neden yoktur. Öyleyse ezel illetlerden soru sormaya el vermez. Böyle bir soru Allah bilmeyenden meydana gelebilecek bir sorudur. Kader bilgisinin gizlenmesinin nedeni onun bir yandan hakkın zatına bir yandan ise takdir edilen şeylere yani mekadirlere dönük bir bağ ve nispetinin olmasıdır. Zatın izzeti bilinmekten uzak olduğu gibi takdir edilen şeylerin zat ile nispetleri de bilinmemekten uzaktır. Öyleyse kader bilinen bilinmeyendir. Bu durumda alemde yükümlülüğü ortaya çıkartmış, alemde yükümlü oldukları şeyle ilgilenmiş, kaderi bilmek talebi onlara yasaklanmıştır. Kader ancak kader de isimlendirilen bu bilgi nedeniyle hakkın özel bir müşahede ve yaklaştırması ile bilinebilir. Allah'ın veli ve kulları kaderi sormanın yasaklanması nedeniyle onun bilgisini aramamıştır. Kim Allah'a asi olur ve bu bilgiyi Allah'tan talep ederse ki o teorik düşünmeyle bilinemez, geride hakkın keşif yoluyla bildirmesi kalmıştır. Yani bilmelidir ki kendisine herhangi bir günahla asi olanı hak kendisine yaklaştırmaz. Halbuki bu bilgiyi öğrenmek isteyen kişi bu talebiyle günahkardır. Dolayısıyla keşif yolundan onun kader bilgisine ulaşması mümkün değildir. Kader bilgisinin öğrenilmesini sağlayacak başka bir yolda yoktur. Bu nedenle kader bilgisi peygamberlerden olduğu gibi başkalarından da gizlenmiştir. Bu soruyla Risaletin yanı Resulluğun anlamı kast edilmiştir diye bir itiraz yapılabilir. Bu yönüyle peygamber olmaları yönünden bu mertebede kendilerinden bu bilgi izlenmiştir. Peygamber olarak teklif emriyle gönderildikleri kimselerden de bu bilgi gizlenmiştir. Böylelikle Allah Risalet esnasında kader bilgisinin kapısını kapamıştır. Onlar bunu bilselerdi peygamber olmaları yönünden bilmiş olmazlar bilgide derinleşenler olmaları bakımından bilmiş olurlardı. Kader bilgisine belki bu şekilde ulaşılabilirdi. Fakat bu durum onun mertebesinin zat ile mazharlar arasında bulunduğunu açıklamasaydık söz konusu olabilirdi. Kim Allah'a bilirse kaderi de bilir. Kim Allah'a bilmezse kaderi de bilmez. Allah bilinmeyendir. Öyleyse kader de bilinmez. Meluhun Me Allah'ı bilmesi imkansızdır. Çünkü onun ilahlıktan bir payı yoktur. Çünkü o bir meluhtur. Allah'ın ise kendisini talep ettiği için meluh meluh hakkında bir zevki vardır. Nitekim meluh onu talep eder. Buradan hak kendisini masallarını nitelediği şaşırma, gülme ve unutulma ve ancak mümkünlere yaraşır bütün niteliklerle nitelemiştir. Öyleyse kader sırrı, kaderin takdir edilen şeylerde hükümran olmasının ta kendisidir. Nitekim ölçüde ölçülülerde hükümrandır. Mizan yani terazi ölçülen ile ölçüyü birbirine bağlayan bir bağ ve nisbettir. Bu sayede ölçülen ve farklı türlerine göre ölçülen ölçülenlerin miktarı ortaya çıkar. Bu sayede ölçülen ve farklı türlerine göre ölçülenlerin miktarı ortaya çıkar. Hak mizanı ortaya koymuş ve şöyle demiştir: Biz onu bilinen bir ölçüyle indiririz. Onu kendisine indirilen kimse hak eder. Öyleyse her şey onun kazasına, yani hükmüne ve kaderine, yani terazine, terazisine bağlıdır. Kader vakti bir hal ise hal olarak veya zamanın ya da niteliğin ya da herhangi bir şeyin belirlenmesi demektir. Bu halde kader bilgisinin gizlenmesinin nedeninin zatî bir neden olduğu ortaya çıktı. Eşya bir takım durumları kendileri nedeniyle gerektirirse ayrılmaz özellikleri veya arazlığının gereğiyle değil zatları devam ettiği sürece bu durumların değişmesi mümkün değildir. Zatlar ise kendilerini kendileri nedeniyle süreklidir. Öyleyse onları bilmek imkansızdır.